Sportif yüzme ile ilgili kulaktan dolma, yanlış ve eksik bilgi ve gösterim yüzünden gelişim kaydedememek yerine doğru yoldan giderek gerçekten yüzme öğrenmek isteyen herkese merhaba. Bugünkü eğitim video konumuz serbest stil nefes alma ritim varyasyonları ve bunları hangi maksatta kullanmanız gerektiği üzerine. İlk nefes ritmimiz her iki kol çekişinde bir nefes almaktır. Bu ritim temel yeterlilik standardıdır. İki kol bir nefes ritmini ve doğru nefes alma şeklini çalışıp 100 metreyi 1 dakika 40 saniyenin altında yüzebilir hale gelmeden kısıtlayıcı ve daha zorlayıcı başka bir nefes alma varyasyonunu asla kullanmamalısınız. Aksi takdirde bu varyasyonları düzgün uygulayamaz, başta kafa pozisyonu olmak üzere tüm tekniğinizi bozarsınız, verimli yüzemezsiniz. İki kol bir nefes tekniğini idmanlarınızda uygularken size üstüne basarak tavsiyem havuzun büyüklüğüne göre her 25 veya 50 metre sonunda nefes aldığınız tarafınızı değiştirmenizdir. Yani sadece kolayınıza gelen güçlü tarafınızdan değil, diğer zayıf tarafınızdan da kendinizi nefes almaya alıştırmalısınız. Hatta bunu yapmaya yüzme nefesini öğrenirken en temel egzersizlerden itibaren başlamalısınız. Zayıf tarafınızdan çalışmak başlangıçta size tuhaf hissettirecektir. Fakat binlerce lira ödeseniz bile doğru olarak almanızın garantisi olmayan bu özel yüzme ders konusunu dediğime uyup çalışırsanız vücudunuzun her iki tarafının pozisyon, rotasyon, esneklik ve kuvvet farkını dengeler nitelikli bir şekilde sportif yüzmenizi geliştirirsiniz. Şayet işinize gelmediği için dediğimi yapmazsanız orta ve uzun vadede vücut duruşunuzu, simetrinizi ve dengenizi bozarsınız. Havuz zemin çizgilerinin yardımına rağmen düz bir hat üzerinde yüzmek yerine devamlı yalpalarsınız. Ayrıca kronik boyun ve omuz sakatlığına maruz kalma riskiniz ciddi oranda artacaktır. İleride müsabık yüzücü olursanız elbette yarışma sırasında rahat olduğunuz taraftan devamlı olarak nefes alabilirsiniz. Fakat çalışırken bu tavsiyeme mutlaka uyun. Kaldı ki özellikle orta ve uzun mesafe yarışlarda bu tavsiyeme uyup taktik amaçlı kullandığınız takdirde rekabet halinde olduğunuz yan kulvardaki rakibinizi de çok daha kolay kontrol edebilirsiniz. Açıkçası son 10 yılda seyrettiğim uluslararası seviyedeki yarışlarda bu taktiği kullanana rastlamadım. Fakat 2006 yılında aktif yüzme kariyerini noktalayan efsane yüzücülerden Ian Thorpe katıldığı 200, 400 ve 800 metre yarışlarında size verdiğim bu tavsiyeyi başarıyla uyguluyordu. İkinci nefes ritim varyasyonumuz 3 kol 1 nefestir. Sebeplerini biraz önce açıkladığım, vücudun dengesiz gelişimine önlem olması maksadıyla ve bir kısım orta ve uzun mesafe müsabık yüzücüler tarafından kafayı su içinde daha uzun süre tutarak suyla daha az sürtünme oluşturmak suretiyle daha tempolu yüzebilmek için geliştirilmiştir. Ne var ki ülkemizde birçok dalda olduğu gibi yüzme sporu da çoğunlukla sadece kulaktan dolma bilgilerle öğrenildiği için bu nefes ritim varyasyonunun maksadı yanlış anlaşılmıştır. Belirli bir süre çalışılarak elde edilen temel yüzme teknik ve kondisyon gereksinimleri karşılanmadan doğrudan kullanılarak sihirli bir değnek etkisiyle insanı suda uçuracağı sanılmaktadır. Bilinçsizce uygulandığı için çoğu kişi gelişim gösterememektedir. Hatta boğulma tehlikesi geçirmektedir. Lakin Fatih Ökten'le Atletik Spor kanalına abone olan sizin, klasik bir YouTube'cu ve TikTok'cu yani eğlence ve zevk düşkünü, her şeyi hemen isteyen, zahmet vermeden ve bedava isteyen değil, akılcı ve bilimsel metodik sistemle düzenli ve sabırlı çalışan birisi olduğunuz için bu tür durumlarla karşılaşmayacağınızı düşünüyorum biiznillah. Bu nefes ritmini uygulamadaki püf nokta nefes aldıktan sonra 3. kol çekişine kadar devamlı ve dengeli bir şekilde nefes vermektir. Şayet tüm nefesinizi ikinci kola kadar verirseniz nefessiz kalır ve devam edemezsiniz. Veyahut nefesinizi az verip ya da hiç vermeyip tutarsanız bu sefer de dengesiz bir yüzerekle hareket eder, suda bataçıka yüzersiniz ve bu da sizi hızlı tüketecektir. Bu nefes ritmini 50 metre boyunca sorunsuz uygulayamıyorsanız ya belirttiğim hataları yapıyorsunuzdur ya da seviyeniz bu nefes varyasyonunu çalışmak için henüz yeterli değildir. Böyle bir durumda iki kol bir nefes çalışmasına geri dönün veya birazdan göstereceğim üçüncü varyasyonu çalışın.
Üç kol bir nefes çalışırken tavsiye edeceğim diğer bir husus da duvar dönüşleriyle ilgili. Gelişim gösterdikçe dönüşe giriş ve bitirişlerde üç kol bir nefes kullanabilirsiniz. Fakat özellikle ilk dönemlerde daha güvenli olması için duvar dönüşüne yaklaşırken ve bitirişte iç kol bir nefes kullanın, sonra üç kol bir nefese geri dönün. Şunu da ifade etmeliyim ki tüm faydalarına rağmen üst düzey yüzücülerin pek azı yarışlarda, yani performans yüzmesinde 3 kol 1 nefes ritmini kullanmaktadır. Sprinter yüzücüler bu varyasyonu yetersiz bulmaktadır. Orta ve uzun mesafe yüzücüler içinse rahatsız edicidir. Kanadalı orta ve uzun mesafe yüzücüsü Ryan Cochran girdiği yarışlarda bu nefes ritmini kullanarak başarılı olmuş bir isim. Fakat o bile uzmanlaştığı 400, 800 ve 1500 metre mesafelerin hepsinde değil, ilk yarısında 3 kol 1 nefesi kullanmış, ikinci yarısında ise 2 kol 1 nefesle devam etmiştir. Bana göre Ryan Cochran'ı yarış amaçlı 3 kol 1 nefes çalışmaya ve kullanmaya iten sebep, 200, 400, 800 ve 1500 metrede olimpiyat ve dünya şampiyonluklarını kazanan Çinli rekortman yüzücü Sun Yang'ı geçmesine yardım edebileceği düşüncesiydi. 2 metrelik bir deve karşı 1.90'lık boyuna rağmen yarışlara 1.0 geriden başlayan Cochran, 3 kol 1 nefes ritminin desteğiyle Sun Yang'ın performansına ortak olup yarışlara heyecan getirse bile onu asla geçemedi. Ne var ki Sun Yang'ın önce 2014 yılında küçük çaplı bir doping yaptığı tespit edildi ve 3 aylık bir ceza aldı. 2018 yılında ise değişen doping testi sisteminin sonucu olarak karşısına çat kapı dikilen görevlilerin gözleri önünde test tüpüne idrar örneği verme talebini geri çevirdiği gerekçesiyle 2020 yılı başında verilen kararla 8 sene boyunca uluslararası yarışmalardan men cezası aldı. Yani buna göre Ryan Cochran da dopingçi değilse, ki henüz öyle bir şey ispatlanmadı, geliştirdiği 3 kol 1 nefes taktiği sayesinde gerçekte olimpiyat şampiyonu oldu. Herhangi bir olumsuz etkisini yaşamadan 3 kol 1 nefes ritminden faydalanmak için size özellikle birçok uzun mesafe açık su yüzücüsünün ve triatletin kullandığı basit ve etkili bir uygulama şeklini göstermek istiyorum. Bu yarışlar kulvarsız, zaman zaman dalgalı ve akıntılı suda icra edildiğinden dolayı gidilen istikametten sapmayı engellemek, draft edilen ve yanlarda yüzen rakiplerin hem performansını kontrol etmek hem de olasılığı yüksek çarpma riskini en aza indirmek için 2 ve 3 kol nefes ritimleri birbiriyle dönüşümlü olarak kullanılır. Önce 2 veya 3 kulaç döngüsü boyunca 2 kol 1 nefes yapın. Sonra 1 adet 3 kol 1 nefes uygulayın. Devamında diğer taraftan da bu yaptığınızı tekrar edin. İçinde 3 kol 1 nefesinde bulunduğu 2 kol 1 nefes ağırlıklı bu melez nefes ritmi gelişiminize muazzam katkı sağlayacaktır. Göstermiş olduğum bu nefes ritim varyasyonlarının önemini yıllarca ama bilinçsizce çalıştığı için yüzmeyi düzgün öğrenemeyenler çok daha iyi anlayacaktır. Gelecekte sadece yerli değil, yabancı spor kanallarının bile videolarında ifade edemediği veya tenezzül etmediği ama gelişimin özünü oluşturan yeni sportif eğitim konularında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.